Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü çalışmamızda iki sırada biten kolay bir örgü modeli paylaşacağım. Modelim için şöyle orta kalınlıkta bir bebe yünü ve 3 numarada şiş kullanacağım. Videoma geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Yanındaki zil açtığınız takdirde bundan sonraki paylaştığım her yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet ben şöyle ilmeklerimi çıkarttım. Modelimizin ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2 kenar ilmeğinden oluşmaktadır. Sizler ne yapacaksanız onun boyutunda ilmeklerinizi çıkartabilir ve alt kısmına istediğiniz lastik modelini de uygulayabilirsiniz. Ben şimdi lastik modeli uygulamadan direkt model anlatımına geçeceğim. Ee, örgümüze ters yüzünden başlıyoruz ve birinci sıramla başlıyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. kenar ilmeğimi düz ördüm ve sıramı tamamladım örgümün ön yüzüne geçtim örgümün ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ilmek düz örüyorum ve şişimden bırakmıyorum aynı ilmeğin içerisinden geçiyorum hemen yanına ikinci ilmeğimi alıp yine düz olarak örüyorum yine şişimden bırakmıyorum yine şişimi iki ilmeğin içerisinden geçiriyorum üçüncü ilmeğimi de aldım üçünü birlikte düz olarak ördüm ve şişimden çıkarttım bir ilmek düz ördüm şişimden bırakmıyorum yanına ikinci ilmeğimi alıp düz ördüm üçüncü ilmeğimi alıp düz olarak ördüm bir ilmek düz ördüm şişimden çıkartmıyorum aynı ilmeğin içerisinden geçtim ikinci ilmeğimi aldım düz olarak ördüm 3. ilmeğimi de aldım düz olarak ördüm ve şişimden çıkarttım bir ilmek düz ördüm. Şişimden çıkartmıyorum. Aynı ilmeğin içerisinden geçtim. Yanına bir ilmek daha alıp düz olarak ördüm. 3. ilmeği de düz olarak ördüm ve şişimden çıkarttım. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzünde de yapmamız gereken tek işlem bu. Şimdi yine arka yüzüne geçtim. ikinci modelimizde beraber yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum Kenar ilmeğimi düz ördüm sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzüne geçtim tekrardan. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ilmek düz ördüm şişimden bırakmıyorum aynı ilmeğin içerisinden geçtim ikinci ilmeğimi de alıyorum ve düz olarak ördüm. Yine şişimden bırakmıyorum ikinci iki ilmeğin arasından geçtim yanına üçüncü ilmeğimi de aldım düz olarak ördüm sıra sonuna kadar bu şekilde örerek devam ediyorum örgümüzün ön yüzünde de yapmamız gereken tek işlem bu ipim biraz koyu olduğu için modelimiz gözükmeyebilir ee, kamera arkasında farklı bir ipimle de çalışmıştım birazdan onu da göstereceğim sizlere Bir ilmek düz ördüm. Şişimden bırakmıyorum. Aynı ilmeğin içerisinden geçtim. İkinci ilmeğimi de aldım düz olarak ördüm. Yine bırakmıyorum. İki ilmeğin arasına şişim geçirdim. Üçüncü ilmeğimi de alıp düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Evet. Modelimiz bundan ibaret. Koyu ipimizde fazla belli olmuyor. Evet takıldığınız yer olursa videoyu tekrar tekrar baş alarak yapabilirsiniz yahut da bana yorumlar kısmından sorularınızı sorabilirsiniz kamera arkasında böyle farklı bir ipimle çalışmıştım arka yüzde Bakın bu şekilde bu da sizlerle beraber yaptığımız küçük parçamız Evet şimdi bu modelden neler yapabiliriz hemen kısaca sizlere onlardan bahsetmek istiyorum bu modelden çok güzel bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Bluzlarınızda, hırkalarda, süveter yapımında istediğiniz her alanda kullanabileceğiniz kolay ve güzel bir model. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni dinleyip izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenip yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki güzel videolarımda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.